Selam arkadaşlar herkese. Bugün öyle geziyoruz. Günlük vlog olarak atacağım. Eşim, çocuğum bir de köpeğimizle. Bambu, bak bakayım. Bambu. Ağlama anne, benim için ağlama. Ben de herkes kadar aldım acılardan. Ağlama anne, benim için ağlama. Bugün ehliyet alalı bir haftayı geçti ama hala biz Türkiye ehliyetinin kontrolünü bekliyoruz. Yani burada kontrol edecekler, oradan ehliyet geri Türkiye'ye gidecek verildiği yere. Ondan sonra bizleri arayacaklar ve arandıktan sonra da gidip ehliyetimizi alacağız. Şimdi küçük bir geziye çıktık, orman gezisi. Hem bizim için, hem köpek için, hem de oğlumuz biraz uyusun diye. Yani buradan sonra da Türk marketine gideceğiz öğleden sonra. Orada da belki birkaç video çekerim. Gördüğünüz gibi hava gayet güzel. Hatta şurada gölet gibi bir şey var, o da buz tutmuş sanırsam. Yani. Dediğim gibi bir iki saati de Türk marketine gideceğiz. Tabii ki size bu bir dakika olarak gelecek. Yolda giderken de birkaç video çekmeye çalışırım. Türk marketinden biraz alışveriş yapacağız. İşte yemeklik. Ege'nin dişi çıktı, onun için kedi kaynatıyorlar ya. Bu buğday oluyor herhalde. Ondan alacağız. Bizim eve birkaç halı bakacağız. Onları aldıktan sonra da inşallah geri geleceğiz. Yani dediğim gibi durumlar böyle. Ben sizlere biraz da ormana çekeyim. Arkaya sakin bir müzikle birlikte ormanda izlersiniz. Ondan sonra zaten Türk marketine giderken videolar paylaşacağım. İzlemeye devam edelim. Ervah-ı ezelde, levh-i kalemde, levh-i kalemde, şu benim bahtımı kara yazmışlar. Bilirim güldürmez devri alemde, bir gün mü yüz bin zara yazmışlar. Bilirim güldürmez devri alemde, bir gün mü yüz bin zara yazmışlar. Arkadaşlar biliyorsunuz bir de korona var. Tabii bu korona sürecinde şu anda Almanya'da bütün iş yerleri kapatıldı. Yani kapatıldı dediğim sadece paket servisi geçerli. Örneğin şöyle bir şey var burada. Yani marketten bira içiyor, birayı alıyorlar ve burada içiyorlar. Size şimdi orayı göstereceğim. Hatta gideyim şöyle yavaştan. Böyle bir barınak tarzı bir şey yapmışlar. Gördüğünüz gibi buraya çadırı serip bira içiyorlar. Tabii şimdi içebilirler mi bilmiyorum, çünkü akşamları çok soğuk oluyor. Şöyle uzaktan da ya, dediğim gibi toprak çok yumuşak. Ondan kaynaklı bu ağaçlar da fazla durmuyor zaten. Görüyorsunuz her yer çalı çırpı. Daha şurada da kökler var. Bayağı yere düşüyor yani. Orman böyle. Geçenki videolarda zaten burada çektim. Direkt evimizin yanında. Üst tarafımızda da yol var. O yoldan da Münih'e kadar gidebiliyoruz. Münih'e değil, hani Köln vesaire de gidebiliyoruz. Yani bir 10 kilometrelik yol var, 10 kilometre sonra büyük otobana bağlanıyor. Ondan kaynaklı biraz rahat. Yakınlarda varsanız eğer, yani yakınlarda olan arkadaşlar varsa da tabii ki görüşebiliriz.
Yine buraya da getirin, gezdirebiliriz. Öyle orman parçaları ayrılıyor. Selam arkadaşlar. Şimdi de Türk Marketi'ne doğru yola çıkıyoruz. Yoldayken sizlere birkaç video arkasına müzik ekleyerek bir yayın yaparım. İyi seyirler, iyi izlemeler. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, Türk Marketi'ne geldik. Gördüğünüz gibi çamaşır suları var. 99 cent. Acı'nınki var 1.69. Domestos 2.49. Yumo sprey var 3.89. Ve bir araç ya da oda parfümü var 3.29'a. Burada halılar var. Çiçekli olan 15 euroymuş. Diğerleri 13 euro. Böyle store perdeler var. 43 euro. Arko tıraş kremi 1 euro. Kolonyalar var 2.69. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, aşurelik buğday. Yani hem aşurelik hem ediklik. Ondan aldık 2 paket. Oğlumun dişi çıkmıştı. Onun için yapacağız. Yani fiyatlar böyle. Yine ben devam edeceğim çekmek için. Burada da kaşar fiyatları var arkadaşlar. 4.49'a şu kaşar veriyoruz. Kuymak var 3.19'a. Gazi çocuk peyniri 5.49. Şunlar indirime girmiş, 2.49'a düşürmüşler Erzincan kaşarını. Yayda kaşar 7.99. Yağlı kaşar 1.99. Şunlar da 7.99, gördüğünüz üzere. Burada da zeytin fiyatları mevcut. Görüyorsunuz çeşit çeşit 3.29, 3.59. Siyah 4.99'a, şöyle 700 gram 6.99'a var. Şöyle 1 kilo 800 gramı 12.99. Evet.
Az tuzlu yeşil zeytin 5.49. Marmara Birliği'nin var 6.89'a. Gördüğünüz gibi 200 gram 1.69. Ne zeytin fiyatları bu şekilde. Mesela doğranmış zeytin var 3.79'a 3.79. Bura komple 3.79. Ne fazla pahalı değil arkadaşlar. Diğer bölüme gidelim. Burada da peynir çeşitleri var. Gazi peynir 5.49. 6.89. 8.69. Gördüğünüz gibi fiyatlar bu şekilde. 8 euro'nun üstünde bir fiyat daha göremedim. Sütaşın var 7.99'a. Bu tereyağı ya da olgunlaşmış beyaz peynir. Yayla köy tulum peynir var 6.69. 4.69'a da Şafak markasının mevcut böreklik peynirler var. 2.79 onlar. Burada salam fiyatlarını görüyorsunuz. 1.79'a şu paketi alabiliyorsunuz. 2.59'a Özlem'in salamı var. Ege Türk Saray sefası yani şu salamlar 4.69'a. 3.29'a var. Bu kangal sucuk da zaten 12.49'muş. Biraz zam gelmiş sanırsam. Diğer Türk marketlerinde böyle değil. Şöyle bir Ülker Bev'i aldım arkadaşlar. Babamız için 1 kilosu 4.49'muş. Türkiye'de de var bu sanırsam. Bisküvi 1.59. Kekler 1.49. Ülker'in şu petibörü var 1.99'a. Bunları da biliyorsunuz. Doğru 69 cent. Ülker Rondo çilekli 49. Ülker Campari 59. Rondo kekse muzlu 49. Albeni 79 cent. Ülker Hanımeller 69 cent. Ülker Halle 79. Saklıköy. Saklıköy 69 cent. Ülker High Life var 59 cent'e. İkram var. Petibör var 89 cent. Burada da gördüğünüz gibi kremalı gofretler var 1.89'a. Şunlar da biliyorsunuz da zaten komple paketi 1.99'a alabiliyorsunuz. Bu bölümde çerezler var arkadaşlar 3.99'a. Fındık alabilirsiniz. Sanırsam nohut, kaplı nohut var. 1.49. Kabak var 1.79. Normal çekirdekler zaten 1 euro. Tuzlu tuzsuz olanlar. Antep fıstığının 179 gramı, 175 gramı 4.19'muş. Bunlar da 3.89 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi badem var 6.99. Yine 300 gram 9.49 Antep fıstığı mevcut. Yani fiyatlar bu şekilde. Burada da konserveler var arkadaşlar. Fasulye konservesi 1.19'muş. Çili soslu 79 cent. Bamya var 1.59. Yine kuru fasulye 1.19. Turşular var bu bölümde. Biber turşusu 2.29. Burada karışık turşu var. Mix 1.99'a. Bamya turşusu var 2.29'a. Bezelye
1.69 da var. Biberiye 1.39. Burada ne var? Burada da balık konserve var. 2.49'a fiyatı. Nodal var 1.29'a. Burası biraz Çin bölümü gibi olmuş sanmıyorsam. Bunu ben bilmiyorum. Türk tatlısı değil galiba. Örneğin arkadaşlar burada Coca-Cola var. 1,5 litresi 99 sent. 3 litresi olan orada 1.99. Sırmanın sodaları var. 59 sent 200 mililitresi için. Yani fiyatlar zaten sizde de görüyorsunuz arkadaşlar. Şalgam var örneğin 1.59. Burada Persil'in büyük şişesi var 15.99. Yani fiyatlar gayet normal. Yok yok dükkanda. Çay bardakları var altılı. Ne görüyorsunuz? Türk marketine bundan geliyoruz işte yani. Mesela alacağımız şeyler oluyor. Yani halı oluyor. İşte perde oluyor, kolonya oluyor. O Alman marketlerin çoğunda yok. Ondan kaynaklı biz de geliyoruz. Örneğin burada ısıtıcı var 15.99'a. Okey seti var. Okey seti de 7 euro civarı sanırsam. Saç tava var 8 euro. Burada da bir bebek arabası ya çantası gördüm arkadaşlar. 69 euro çok tatlı duruyor. Dedim onu da bir çekeyim. Alışveriş işi tamamdır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 203 euroya yok yok marketten her raftan bir şey aldık. İşlem tamamdır. Eve gidince daha detaylı çekim yaparım sizlere. Evet arkadaşlar, market alışverişi bitti. Şimdi eve doğru yola çıkıyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Bugünden sonra birimizden birine bir şey olursa diğerleri onun tadını yerde bırakmıyor. Yes, I'm the boss. Biz ne yapacağız? Biz adi olmayacağız. Biz adi olmayacağız.